iRacing nedir? iRacing'de nasıl yarışmaya başlanılır adlı bir içerik yapıyorsak ve iRacing'de bize burada hızlı başlangıç kılavuzu gibi bir içerik sunmuşken bunu da anlatmadan olmaz. iRacing'e hoş geldiniz diyorlar. Sizi aramızda görmekten dolayı çok heyecanlıyız. Simülasyon yarışı dünyasındaki yerinizi almanızı heyecanla bekliyoruz diyorlar. Evet iRacing'i aslında buradan download ederek başlayabiliyorsunuz bu şekilde. Evet ikinci sırada Sporting Code yani aslında kural kitabı diyebiliriz. Bu kitapçığımızı mutlaka okumalısınız. Kafanızdaki soruların büyük çoğunluğunu karşılayacaktır demişler. Sporting kodu açmak size ilk başarı kazanımını sağlayacaktır şeklinde belirtmişler. UI'daki ana sayfayı burada kabaca anlatmışlar. Ana sayfa, Go Racing, yapay zeka yarışı, Store, My Content, Teams, Leagues, Results, Replays, Help başlıklarıyla neyin ne olduğunu kısaca özetleyip geçmişler burada. Lisanslar ve klaslar bunlar zaten daha önce de bahsettik. Burada nasıl geçiş yapıldığı lisans ve klaslar arasında şeklinde anlatmıştık. Evet, seriler ve sezonlarla ilgili bir açıklama daha var. Burada bir yarış serisi nedir? Yarış serilerini nereden takip edebiliriz gibi kısaca basit bilgiler var ama genel olarak çoğunlukla iRacing serileri 12 hafta veya 13 hafta sürer açıklamışlar. Aslında 12 hafta aktif yarış var ve 13. hafta birçok resmi yarış serisinin tatile gittiği, onun yerine birkaç tane eğlence etkinliği olsun diye hiçbir şekilde rank kaybedip kazanmadığınız yani i rating, safety rating kaybı veya kazanımı yaşamayacağınız tamamen eğlence odaklı e, yarışların organize edildiği bir hafta geçiyor. Updating iRacing yani iRacing'i update etmek, güncellemekle ilgili bilgiler vermişler burada ama genelde update için zaten çok bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Zaten bir update varsa UI üzerinde en üst tarafta bunun informasyonu çıkıyor ya da burada updates available diyor tıklıyorsunuz ve neye ihtiyacınız olduğunu bilmiyorsanız da select required diyorsunuz ihtiyacım olanları buradan seç diyorsunuz ya da hepsini seç deyip indirebiliyorsunuz şu an hepsini seçtiğimde 9.11 GB'lık bir güncelleme olduğunu görüyoruz boşu boşuna hard diskte Yer kaplamasını istemiyorsanız sadece gerekli olanları seçebilirsiniz. Setting up the sim. Simülasyonu ayarlamakla ilgili genel bilgiler. Auto configure graphics options. Yani grafik ayarlarını otomatik olarak ayarla seçeneği zaten birçok sorununuzu baştan çözecektir grafikle ilgili. Asıl en önemli olan şeylerden bir tanesi de direksiyon kalibrasyonu. Buna da hep birlikte test seansına geçtiğimizde canlı canlı değineceğiz. Ve diğer ayarlar. Buradan da yine tekrar Sporting kodu bulabiliyorsunuz. Haricinde nasıl yapılır videolar serisi var. Ayrıca Driving School yani sürüş okulu, piste çıkma rehberi ve kullanıcı rehberi şeklinde 5 tane daha farklı içerik var burada. Bunlara kesinlikle göz gezdirmenizi tavsiye ediyorum. Bunlar arasında en önemli olanlardan bir tanesi How To videosa birlikte bakalım. Evet, iRacing'in hazırlamış olduğu resmi nasıl yapılır videolar serisine birlikte bakalım. Bakalım nelerden bahsetmişler. iRacing'in iRacing nasıl yapılır videolarına hoş geldiniz. Evet, simülasyonun oldukça karmaşık e, doğası gereği aradığınız bazı şeyleri bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu seride sizlere bu how to videolarında Serviste neyi nereden bulacağınızı kolaylıkla anlamanızı sağlayacak içerikler üretmeye çalıştık demişler. Evet, kendi iRacing kariyerinizde de en verimli şekilde nasıl ilerleyeceğinize dair bazı ipuçları vermeye çalışacağız diye bahsediyor burada. iRacing'in size sunduğu her şeye dair bilgileri size aktaracağız diyor. Evet, yeni ipuçları. ...ve yeni bazı e, işinizi kolaylaştıracak bilgileri size vermeye devam edeceğiz diyorlar. iRacing'i seçtiğiniz için teşekkürler. <laughs> Dünyanın bir numaralı simülasyon servisine hoş geldiniz gibi bir sunumla... ...gaz verici böyle bir içerik yapmışlar. Bence gayet güzel. Evet playlist'ten devam edelim. Evet, Calibrating rating wheels and pedals yani direksiyonunuzu ve pedalınızı kalibre etme ile ilgili bir içerik var burada. Yani piste çıkmadan önce direksiyonunuzu ve pedal setinizi kalibre etmelisiniz. Bunu yapmak için daha önceden yapmış olsanız bile kendi yazılımı üzerinden yapmış olmanıza rağmen Yine de üretici firmanın en son üretmiş olduğu yazılımı indirdiğinizden güncel olduğundan emin olun diyor. Kalibre yapmak için herhangi bir araba ve pist seçip teste girmenizi tavsiye ediyoruz diyorlar. Test Session'ında bunu yapmanızı önermemizin sebebi herhangi bir online practice seansına gidip orada bir başka insana kalibreniz doğru olmamasından kaynaklı siz istemeseniz bile bir çarpışmaya sebep olmanıza engel olmak için öneriyoruz diye bir cümle kurmuşlar. Gayet de mantıklı gerçekten. Evet Option button'ına tıklıyoruz. Sonrasında Input Calibration kısmını görüyorsunuz. Zaten highlight yapmışlar. yani mouse'la çok gerek yok önce steering düğmesine bastıktan sonra önce direksiyonu önce bir tarafa bu arada sol ya da sağ fark etmiyor önce bir tarafa sonuna kadar sonra da diğer tarafa sonuna kadar çevirdikten sonra merkeze kadar tekrar getirip down tuşuna basıyorsunuz. Sonra da sol tarafa 90 derece kadar çeviriyorsunuz ve 90 derecedeyken direksiyonunuzu tutuyorsunuz. Ondan sonra da down diyorsunuz. Pedallar içinde sırayla önce gaz pedalını sonuna kadar basıp bırakıyorsunuz, down diyorsunuz. Sonra fren ve sonra da varsa debriyaj pedalınızı aynı şekilde sonuna kadar basıp bırakıyorsunuz. Daha sonrasında da viteslerinizi atamak için eğer pedal shifterlarınız varsa direksiyon arkasında formlu bir tarzı o tuşlara basarak kolaylıkla arttırma ve azaltma tuşlarını atayabiliyorsunuz. Eğer H vitesiniz varsa az önce gösterdikleri gibi onun içinde zaten size bir seçenek sunuyor. Onu da tek tek birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. vites, altıncı varsa vitese kadar seçerek gösteriyorsunuz. Bir sonraki nasıl yapılır videosuna hemen hızlıca bakalım. Evet arayüz kontrolleri. Bu aslında çok önemli. İlk kez direksiyon başına geçtiğinizde burada sağ alt tarafta ekranınızda burası aslında iRacing'in ana ekranı gibi bir şey. Bütün bilgileri burada bulacaksınız ve buna black box diyorlar. Hatta kara kutular diyorlar tam Türkçe çevirirsek black boxes çoğu olarak söyledim. Evet pit stop ayarları tur ve yarışla ilgili bilgilerin olduğu ekranları görüyorsunuz. Blackbox arasında geçiş yapmak için F1'den F12'ye kadar tuşları kullanabilirsiniz. Veya kontrol ayarlarından kendi Blackbox kontrol tuşlarınızı atayabiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz. Veya mouse kullanarak da önceki veya sonraki ekrana geçerek kullanabiliyorsunuz. Blackbox'ın ekrandaki yerini değiştirmek istiyorsanız Alt-K tuşuna basarak aktif hale getiriyorsunuz. Bu arada sadece blackbox değil, bütün gördüğünüz arayüzle ait ne varsa hepsinin yerini rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz ekranda. Control ve Page Up tuşuna basarak da bütün arayüzü daha büyük veya page down, Control Page Down yaparak daha küçük hale getirebiliyorsunuz. Bu sahip olduğunuz monitör ve onun çözünürlüğüne bağlı olarak daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Bütün arabalar, life timing, standings, relative, yakıt, lastikler, lastik bilgisi, grafik ayarları, telsiz e, seçenekleri standart olarak var. Ama bazı arabalarda pit stop ayarları, araç içi ayarlar gibi iki tane daha ayrı black box'a daha sahip olmuş oluyorsunuz. Şimdi sırayla tek tek black box'ların özelliklerinde ne olduğunu, nerede ne göründüğünü anlatacaklar. Hadi bakalım bir sonrakine geçelim. Biz de orayı öğrenelim. Evet, araç içi bilgiler, informasyon. Bir önceki videoda black box'un genel ayarları ve bunu nasıl kontrol edeceğimizi ve black box'a arası nasıl geçeceğimizden bahsetmiştik. Şimdi bu videoda tek tek bütün black box'ların içinde ne olduğunu ve bunları nasıl kullanacağınızı Yarışta nasıl avantaj sağlayacağını anlatıyorlar. Lap timing yani tur zamanlarını gösteren Black Box aslında Black Box'ların da ana sayfasıdır, ilk sayfasıdır. F1 tuşuna basarak gelir standartta. Lap kısmında kaçıncı turda olduğunuz, position, A, kaçıncı sırada olduğunuzu gösterir. Remaining de yarışın kalan zamanını gösterir. Current dediği şu anda attığınız turun start finish çizgisinden geçtiğiniz andan itibaren kaçıncı saniyesinde olduğunuzu gösterir. Last dediği attığınız son tur değeridir ve best de kaçıncı turda attığınız ve kaç e, derece yaptığınızı gösterir. Incident count da en aşağıda solda yazıyor. Kaç tane incident aldığınızı gösterir. Antrenmandaki lap timing boxu gördük az önce. Yarış seansına geçtiğiniz zaman biraz daha bilgiler artıyor. Yarışta az öncekilerden farklı olarak yarış seansının hangi gün ve hangi saatte olduğunu gösteriyor. Önünüzdeki pilotun kapı numarası ve ismi ve arkanızdaki pilotun kapı numarası ile ismi yazarken burada kaç saniyelik farklı önünüzde ve arkanızda olduğunu artı ve eksi yazarak gösteriyor. Onun dışındaki diğer bütün informasyonlar yani bilgiler zaten az önce anlattıklarımla birebir aynı. Ve yarıştaki şu anki pozisyonunuzu aktif olarak yazıyor. Dirt road yani rally cross Yaptığımız disiplinde yarıştığınız zaman Orada joker turu diye bir Seçenek var o pistlerde Joker turunu mutlaka atmanız gerekiyor Örnek veriyorum bu yarışta iki tane joker hakkı varmış Birini kullanmış şeklinde bir informasyon Daha görebiliyorsunuz Evet standing box Genel sıralamayı gösteren bir Kutu bu Bulunduğunuz seanstaki start finish çizgisini geçtikten sonra sırayla kaçıncı sırada olduğunuzu anlık olarak gösteren bir kutudur bu. Örnek veriyorum. Dördüncü tura altıncı sırada başlamışsınızdır. Ama iki sıra kazanmışsınızdır. Çizgiyi geçene kadar siz hala altıncı sırada gözükürsünüz. Ama relative bakarsanız dördüncü ve beşinciyi artık önünüzde görmez. Onun yerine üçüncüyü önünüzde görürsünüz. Ama burası standings olduğu için burada anlık olarak güncellenmiyor. Start finish çizgisini geçmeniz. Bu örnekte dördüncü turdan beşinci tura geçmiş olmanız gerekiyor. Ee, kazandığınız sırayı standings'te aktif olarak görmek için. Multi klas yarışlarında da standings'te kapı numaralarında farklı klaslara ait olan araçların hem kapu numaralarında renk kodları olduğunu gösteriyor. Blackbox'taki değerleri arttırma ve azaltma tuşlarını kullanarak standings'te yukarı aşağıya bu şekilde hareket edebiliyorsunuz. Veya mouse'unuzun tekerleğini de kullanabilirsiniz. Diye. Relative ekranına geldiğimizde sizi merkez alacak şekilde önünüzdeki 3 ve arkanızdaki 3 tane aracı pist üstü pozisyonuna uygun olacak şekilde anlık olarak gösterir. Her zaman turuncu renkte görüntüleneceksiniz relatif kutusunda. Ve merkezde olacak burada gördüğünüz gibi. Ve sizin zamanınız her zaman 0.0 olacaktır. Önce negatif olan, eksi de olan zamanlar aslında arkanızda olan pilotlar. Ve pozitif olanlar da sizin önünüzde olan araçları temsil ediyor. Beyaz renkte olan isimler sizinle aynı turda olduğu anlamına geliyor. Kırmızı renkte olan isimlerse size tur bindiren pilotlar olduğu anlamına geliyor. Mavi olanlarsa sizin onlara tur bindirmek üzere olduğunuz anlamına geliyor ki buradaki örnekte zaten en baştaki numaralar kaçıncı sırada olduğunu, diyezden sonra gelen numaralarsa aracın yarış kapı numarası olduğunu Hatırlatır. Böylelikle burada birinci pilotun az sonra 19, 18 ve 16. Pilotlara tur bindirmek üzere olduğunu görebilirsiniz. 0.1 saniye sonra tur bindireceğiz. Eğer biz bu arkadaş olsaydık. Transparant olan renklerse, genelde yani daha çok griye kaçan renkler, bu isimlerin pitte olduğunu gösterir. Rallycross seanslarında ismi mavi ile böyle alttan renklendirilen pilotların Joker turunu Aldığı anlamına geliyor. O anda Joker turunda olduğu anlamına geliyor. Zaten Joker turunu aldıktan sonra Joker işaretinin yanında kaç tane Joker turu hakkını harcadığını aktif olarak görebiliyorsunuz. Evet fuel yani yakıt e, box'ına geldiğimiz zaman pit stop'a girdiğiniz zaman ne kadar litre ya da galon e, yakıt alacağınızı ya da belki de yakıt alıp almayacağınızı. Evet genel olarak buradaki bilgiler şu şekilde. Eklemek anlamına geliyor bu. Ne kadar galon veya litre yakıt eklemek istediğinizi buradan seçiyorsunuz. Ama bu kutucuk işaretli olmazsa o zaman pit stopta yakıt alınmayacak anlamına geliyor. Genel olarak buradaki sayıların tahmini olduğunu söyleniyor. Burada EST Estimated Labs yani tahmini sahip olduğunuz yakıta göre şu remaining kalan yakıtınızda 0.9 galon yakıt kalmış bu örnekte. Bu kadar yakıtla tahmini olarak 2.1 tur gideceğini hesaplıyor iRacing'in kendi e, yakıt hesaplaması. Ancak bu hesaplamayı sadece siz start finish'ten geçtikten sonra yapıyor. Ayrıca burada ön camdaki jelatini çıkartmak gibi bir seçeneğiniz daha var pit stop'ta. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Formula 1 pilotlarının kasklarında olan jelatinler biliyorsunuz vizör kirlendikçe görüşü netleştirmek için sökülüp atılabiliyor. Birçok yarış otomobilinde de benzer jelatinler var ön camda. Ön cam kirlendikçe o jelatini söküyorlar pit stopta ve böylelikle ön camdaki kirlilik gittiği için görüş daha çok netleşmiş oluyor. Evet bir sonraki pit stopumuzda pit ekibinizin ön camınızı temizlemenizi sağlayacağını söyledi az önce. Genelde rookie serilerinde e, resmi yarışlarda kullanılan Fast Repair yani hızlı tamir seçeneği bir tane hakkınız oluyor çoğunlukla. Hosted Session'lar veya özellik yarışlarında farklı tabi sayılarda olabilir. Hatta sınırsız bile Fast Repair olabilir duruma göre. Ama resmi yarışlarda genelde sadece bir tane hakkınız oluyor. Bu da az önce gördüğümüz gibi pit stop'a geldiğinizde kırılmış olan ya da hasar görmüş arabanızın pitte durduğu anda anda tamir görmesini sağlıyor. Az önceki örnekte iki tane hakkı vardı işaretli olduğu için pite girdikten sonra tamir görünce bir tane kaldı. Lastik boksuna geldiğimiz zaman lastiklerin basınçlarını değiştirmenizi ve pite girdiğiniz zaman lastiklerin değişip değişmeyeceğini seçme şansınız oluyor. Tabi örnekte gördüğünüz gibi eğer lastik basınçlarını değiştirmeye karar verdiyseniz tikli olmasa bile siz o basınçları değiştirirseniz bir sonraki pit stop'a girdiğinizde o lastikler doğal olarak değişmek durumunda kalıyor. Bazı yarış disiplinlerinde bütün lastikler değişmesi gerekirken bazı yarış disiplinlerinde sadece sol, sadece sağ lastiklerin değişmesine ihtiyacınız olduğu olabiliyor. Ya da bazı araçlarda da bütün hepsini tek seferde değiştir ya da değiştirme seçeneğiniz var. Tek tek lastikleri seçme şansınız yok. Lastikler kısmında ayrıca bazı araçlarda compound yani komponentini seçebiliyorsunuz. Formula 1'de var mesela bu. Soft lastik, medium lastik, hard lastik gibi farklı komponentlerdeki lastikleri seçme şansınız oluyor. Evet bu arada bazı serilerde de değiştirebileceğiniz lastik setleri sınırlı oluyor. Size burada kaç tane lastik setiniz kaldığını da bu şekilde köşeli parantezle gösterebiliyor. İçinde bulunduğunuz arabaya, içinde bulunduğunuz yarış serisine bağlı olarak bunlar değişkenlik gösterebiliyor. Remember, one tire set Evet oval yarışlarından bir örnek veriyor burada. Eğer diyor bir oval yarışında sadece bir set lastiğiniz kaldıysa sadece sağ taraftaki lastik değiştirirseniz artık sağ taraftaki lastikleri değiştirme hakkınız kalmıyor. Sadece sol taraftaki lastikleriniz için bir hakkınız daha kalmış oluyor. Evet tire info box'ına geldik. Dört lastiğinizin de sıcaklıkları ve aşınma durumlarını size gösteriyor. Ve her lastik kendi içinde 3 farklı segmentte algılanıyor. Bu bilgiler sadece pit stop'a girdiğiniz anda güncelleniyor. Şu anda pit stop'ta durunca birden değiştiğini gördüğümüz üzere. Sıcaklıklar arttı ve yüzdeler azaldı. Evet bu informasyon sadece pitte görmenin tek avantajı uzun yarışlarda dayanıklılık yarışlarında özellikle lastiklerinizi iyi koruyabilirseniz aynı lastiklerle 2 stint veya 3 stint atıp atmayacağınıza karar vermenizi kolaylaştırmak için verilen bir informasyon. Evet şimdi pit stop ayarlamaları box'una bakıyoruz. Pit stopa girdiğiniz zaman yapabileceğiniz değişiklikleri kontrol edebileceğiniz bir ekran olduğu söyleniyor. Evet, bazı araçlar ön ve arka süspansiyonların araçtaki bağlantı noktasının değiştirilmesine izin veriyor yarış içerisinde bu gibi ayarlamaları yapabiliyorsunuz Formula 1 ve Indycar'larda da ön ve arka kanadın derecelerini değiştirmenizi fırsat tanıyor evet yarışa girmeden önce aracınızın pit stopta hangi ayarları yapmanıza izin verip vermediğini antrenmanlar boyunca öğrenmenizi tavsiye ediyorlar pit stop ayarlama e, box'una benzer bir şekilde her aracın kendi özelliklerine bağlı olmakla birlikte araç içi ayarlamalar. Box'ınız var bir de. Burada iRacing'deki racing'deki her araca göre farklılık gösterebiliyor. Yarış sırasında da buradaki ayarları değiştirebiliyorsunuz. Buradaki örnekte IndyCar'da weight checker dedikleri ayarı yarış boyunca değiştirebiliyorsunuz. Yakıt azaldıkça arabanın zıplamasını kontrol etmek için e, değiştirebileceğiniz bir ayar olduğunu söylüyor. LMP1 klasmanında, gerçi artık LMP1 klasımız kalmadı, ama hibrit arabalarda çok daha karmaşık gördüğünüz gibi bir sürü ayar yapabiliyorsunuz. Çünkü hibrit arabalar Formül 1'de de benzer ayarlar var bu arada. Formül 1'in de in-car adjustments e, Boxu bayağı bu kadar kalabalık oluyor. Çünkü enerji geri dönüşüm sistemi, HYS sistemi diye geçiyor burada. Biz ERS diyebiliyoruz genellikle. Bazı ayarları yapabiliyorsunuz. Ama birçok araçta en önemli ayarlardan bir tanesi fren balansı ayarıdır. E, bu çünkü hızlı virajlar veya yavaş virajlara girerken arabanın dengesini kontrol etmenizi kolaylaştıran bir ayardır. Bazen önde fren kullanmayı tercih edersiniz, bazen daha arkada fren kullanmayı tercih edersiniz. Hem de arabanın tabii ki setup'ına da bağlı bu durumlar. Birçok standart araba sadece fren balansını değiştirmenize imkan tanır. LED display yani LED bir dashboard'u olan arabada da e, sayfa değiştirmek gibi bir imkanınız oluyor. Azıcık geri alayım. Bunun değişimini birlikte görelim tekrar. Gördüğünüz gibi ikinci sayfaya geçtiğinde daha farklı informasyon gösterebiliyor. Evet yarışa girmeden önce yine bir yarışacağınız arabanın Hangi özelliklere sahip olduğunu bilmenizde fayda var diye belirtmişler. Şimdi grafik ayarları e, ekranına geliyoruz. Araba içerisindeki sürüş e, görselinizi kontrol etmenizi sağlayan bir ayar kutusu bu. Aynalarınıza dahil olmak üzere. Evet, e, aracınızdaki her aynanın ayarını yapabiliyorsunuz haricinde sanal aynanın e, görüş açısını da değiştirme şansınız var. Evet, doğru FOV'yi ayarlamak için, doğru Field of View, yani görüş derinliğini doğru bir şekilde ayarlamak için iRacing'in kendi grafik ayarlarındaki Options, Graphics sekmesindeki bu monitör bilgilerine girdiğiniz zaman size doğru FOV'yi zaten otomatik olarak ayarlıyor arkadaşlar. Shift Horizon ayarı da sizin oturdu, oturuş pozisyonunuza göre araç içindeki bakış açınızı ayarlıyor. Driver height yani sürücü yüksekliği ayarı gördüğünüz üzere pilotun boyunu ayarlıyor diyebiliriz kabaca. Radyo kutusu da bazen kutu bazen box dedim bütün black box'ı anlatırken ama e, radyo kısmı da gördüğünüz gibi telsiz kısmını temsil ediyor yarış içerisindeyken bütün takımlar, sürücüler, takım, kendi takımınız bu. Bunu kapatamıyorsunuz bu kilitli. E, Club diye bir seçenek daha var. Admin'i kapatamıyorsunuz, race kontrolü kapatamıyorsunuz ve private yani özel radyo kanallarını kapatamıyorsunuz. Ama hangi kanalı dinlemek istiyorsanız buradan onu seçebiliyorsunuz. Transmitter kısmına geldiğinde de burada sizin hangi kanal üzerinden konuşacağınız anlamına geliyor. Burası duymak için, burası konuşmak için arkadaşlar. Hatta sadece konuşmak değil, oyun içi text mesajları gönderirken de, yani yazılı mesajları da iletirken veya alırken, bu transmitter'da hangi seçiliyse orası üzerinden alıyor. Burada all teams'te kalırsanız, herkesin gönderdiği yazılı mesajları görme şansınız olur. Yok, ben onları görmek istemiyorum, çok dikkati dağıtıyor derseniz de, kendi takımınızı seçebilir veya direkt private odaya geçebilirsiniz, özel odaya geçebilirsiniz. Böylelikle rahatsız olmayabilirsiniz. Bunlar tamamen tercih. Hatta isterseniz kendiniz buraya add kısmına kendi radyo kanalınızı da oluşturarak başka hiç kimsenin girmesine fırsat vermeyeceğiniz bir başka frekans daha açabiliyorsunuz. Şu anda ekleme kısmından bahsediyorlar. T harfine basarsanız klavyeden de çete bu şekilde başına et gelecek şekilde yazarak oraya ekleyebiliyorsunuz. Evet, scan kısmı buradan başka Radyo kanalı açtığında e, yenilemesine gerek kalmaması açısından kapatılabilir. Diğer delay kısmından da orayı aktif ettikten sonra silmek istediğiniz kanalı seçip silebiliyorsunuz. Takım yarışlarında ise size bir önceki bölümde bahsettiğim gibi spotterlık görevi verdiğiniz arkadaşlarınız bu black box'a erişim izine sahip olmuş oluyor. Onların gördüğü görselde şu an örnekte gördüğümüz gibi oluyor. Click to become crew chief diye bir seçenekle yeşil bir kutu geliyor. Örnek veriyorum, benim takımımla bir yarışımız var ve şu anda ben yarışmakta olan pilot arkadaşıma şeflik yapıyorum. Crew chief'lik yapıyorum yani. Pite girmeden önce benzin değerini değiştireceğim ya da lastikleri değiştirmemeye karar verdik ya da tam tersi değiştirecektik, değiştirmemeye karar verdik gibi durumlara müdahale edebilmek için normalde pilotun da rahatlıkla değiştirebileceği şeyler ama takım yarışlarında daha konsantre bir şekilde sürüş yapması için bu görevi ben üstlenebiliyorum. Şimdi örnekte göreceğiz büyük ihtimalle. Aynen. Bu yeşil tuşa bastığınız zaman kimin kontrolünde olduğunu bütün takım görebiliyor. Eğer seanstaysa, simülasyon açık bir halde izliyorlarsa bütün takım kimin kontrolünde olduğunu bunu rahatlıkla görebiliyor pilotta da dahil. Sonrasında ise yakıt almayı iptal etti, windshield değişimini iptal etti gibi değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Ayrıca lastik aşınma değerleri gibi o pite girip çıktıkça yenilenen bazı önemli informasyonları her an kontrol edip Aa, lastiklerimiz bizim bir önceki pitte şu derece gelmiş ya da şu kadar aşınmış bence bu lastiklerle bir set daha gideriz, bir stint daha gideriz gibi kararları kolaylıkla verebiliyorsunuz. Evet lisanslar nasıl ...kazanılıyor, nasıl geçiliyor. Kariyerinize iRacing'de başladığınız zaman kendinizi Rookie e, rookie yani amatör lisansta başlamışken bulacaksınız. iRacing'in sahip olduğu farklı disiplinlerdeki bütün klasmanlarda e, başlangıçta herkes eşit bir şekilde amatör yani Rookie lisansıyla başlıyor. Rookie lisansı kırmızı renkte tarif ediliyor. Rodda da ovalde de 4 Rodda da 4 ovalde de bu şekilde tarif ediliyor. Evet. Buradaki örnekte gördüğünüz gibi lisans yükseldikçe daha hızlı, daha becerisi yüksek araçlar kullanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Go Racing başlığı altındaki Current Series kısmından buradan bütün iRacing Racing içerisindeki aktif yarış serilerini ve onların hangi lisans klaslarda e yarışmaya müsaade ettiğini görebiliyorsunuz. Bu arada küçük bir bilgi daha vereyim. Sanırım burada bahsetmeyecek az sonra örnek veriyorum. Siz A lisansa kadar yükseldiniz ama D lisans bir yarışa girmek istiyorsunuz. Bu mümkün. Ancak D lisansa sahip olan birisi A lisanstaki bir yarışı Tabii ki giremiyor. A lisansa kadar yükselmesi gerekiyor. Yani yüksek lisansa sahipseniz alt lisanslardaki bütün yarışlara istediğiniz zaman girebilirsiniz. Hatta rookie yarışlarına bile girebilirsiniz. Ancak unutmayın ki sahip olduğunuz ayrı ratinge göre eşleştirilerek e, seri yarışlarında yarışacaksınız. Dolayısıyla siz belki de 3K, 5K ratinge sahip olabilirsiniz. Karşınıza çıkacak rakipler de en az sizin kadar güçlü, belki sizden daha bile güçlü olabilir. Bunu unutmayın. Higherizin rookie'si olduğunuz gibi Direkt anda rookie, e, rookie yazısını gördüğünüz herhangi bir yarış serisinde yarışa girebilirsiniz. Evet lisans yükseltmek için en az katılım gereksinimlerini karşılamanız ve safety ratinginizi yukarıya doğru tırmandırmanız gerekiyor. Eğer safety rating, i rating kaybetmek istemiyorsanız buradaki filtre kısmından unranked kısmını seçerseniz yarış serilerini bulup orada yarışabilirsiniz. Ki bu yarışlar daha önce bahsettiğim gibi 13. hafta yarışlarında oluyor genelde. Tam tersi şekilde ranked olan versiyonu seçip böylelikle bu serilerde kendinizi yükseltebilirsiniz. Bunlarda bir de NPR diye minimum participating requirements yani minimum katılım gereksinimlerini karşılamanız için katılırsanız rank yükseltebileceğiniz bir seri olduğunu gösteriyor. Zaten burada hangi lisansa ait olduğu mesela burada da D class bir yarış var. Bu serinin ranked bir seri olduğunu gösteriyor ve MPR'ınız için yeşil yukarı ok varsa bu seride yarışırsanız kolaylıkla yükseliş yapabileceğinizi gösteriyor. Ligler ve Hosted Session'lar yani kullanıcıların oluşturduğu seriler unofficial seriler olduğu için bunlar unranked seriler olarak geçecek ve hiçbir şekilde safety ratinginizi veya i ratinginizi etkilemeyecek. Evet nasıl yapılır videolarında bir sonraki safety rating nedir? Lisansınızı bir üst seviyeye çıkartmak için bu ikisine ihtiyacınız var. Safety Rating ve Minimum Participating Requirements. Yani minimum katılım gereksinimleri. Öncelikli olarak Safety Rating SR olarak kısaltılıyor, SR olarak. Her yarış disiplininde aynı şekilde değerlendiriliyor. Yarış boyunca ne kadar çok incident puanı yani X aldığınıza bağlı olarak artıyor veya azalıyor. Evet az sonra anlatacakları örneklerde e, safety ratinginiz negatif şekilde etkilenir şeklinde bir açıklama yapmışlar. Başka bir sürücüyle kontak. Pist yolunun dışında sürüş yapmak. Off track almak yani arabanızın kontrolünü kaybetmek veya başka bir objeyle temas yaşamak. Ne kadar çok incident puan toplarsanız o kadar çok safety ratinginiz negatif şekilde etkilenir. Ne kadar temiz sürerseniz ve bu incidentlardan yani yarış içerisindeki olumsuz olaylardan kaçabilirseniz o kadar pozitif şekilde etkilenecektir diyor. Aklınızda bulundurun ki diyor incidentlar yani Yarış olayları, yarış kazaları her pilotu bireysel olarak ilgilendirir. Hata kimin gibi bir soru üzerine kurulmamıştır diyor. Yine de şöyle bir puanlama sistemi var başka bir sürücüyle. Ufak temaslara 0x veriyor. Yani aslında bir x vermiyor. Yine de temasınız olduğunu belirtmek üzere ekranda yeşil bir şekilde 0x light car contact şeklinde size bunun bilgisini geçiyor. Bunları zaten az çok bahsetmiştik daha önce. High Racing'in... Ama official sporting code kitapçığında da bunları bulabilirsiniz. Evet safety ratinginiz minimum 0.00'dan maksimum 4.99'a kadar çıkar. Kariyerine yeni başlayanlara 2.50 Safety Rating başlangıçta otomatik olarak verilir. Girdiğiniz yarışlarda bunu kaybeder veya kazanırsınız. Ne kadar Safety Rating sahibi olduğunuzu UI üzerinden aktif olarak görebilirsiniz. Veya Girdiğiniz yarışlarda ne kadar kazanıp ne kadar kaybettiğinizi görmek için de Results ekranına girerek Safety Rating Change kısmından ne kadar kaybettiniz veya ne kadar kazandığınızı sonuçlar ekranından görebilirsiniz. Sezon sonuna geldiğinizde hem Safety Rating için gerekli olan dereceyi hem de minimum katılım gereksinimlerini karşıladığınız zaman bir sonraki lisans klasa yükselmek için hak kazanmış olacaksınız. Eğer sezonun bitmesini beklemek istemiyorsanız bir sonraki lisans kılası hemen çıkmak istiyorsanız o zaman safety rating'inizi 4.0'a çıkartmanız gerekiyor. 4.0 veya üzerine çıkartmanız gerekiyor. Hatırlatayım 4.99'a kadar da safety rating yükseltebiliyorsunuz. Evet iRacing'e yeni başlamış bir çaylaksanız yani rookie lisansına sahipseniz de sezon içerisinde 3.0 safety rating'in üzerine çıkarttığınız anda bir sonraki D lisansa yani yükselmeye hak kazanmış oluyorsunuz safety rating bazında. Bu sizi zaten sezonun bitmesini beklemeden otomatik olarak bir üst klas lisansa yükseltmiş olacak. Minimum safety rating limitinin altında kalan pilotlarsa tam tersi şekilde sahip oldukları lisans klastan bir alt lisans klasa düşerler. Sezon içerisinde de düşebilirler. Sezon sonunda da düşebilirler. Sezon sonunda 2.0'ın altında olan pilotlar bir alt lisansa düşürülür. Ve 1.0 safety rating'in altında olan pilotlar da sezon içerisinde, sezon bitmesini beklemeden bir alt lisansa otomatik olarak düşürülür arkadaşlar. Yani çok uğraşarak, güvenli yarış yapmaya çalışarak, biriktirerek bir üst lisansa geçmeye hak kazandığınız safety rating'lerinizi eba edip o kazandığınız lisansı kaybetme ihtimaliniz de söz konusu. Evet şimdi de minimum katılım gereksinimlerinden bahsedecek ki bu promote kısmında yani lisans yükseltme kısmında bu sistem nasıl çalışıyor bir de onu görmüş olacağız. Evet sürücüler sahip oldukları lisansa bağlı olarak belli sayıda kendi lisanslarında yarışlara katılmak zorunludurlar. Bir sonraki lisansa geçmek için. iRacing profilinizde lisans tekmesinden MPR istatistikleri kısmından. Burada zaten size aslında e, neye ihtiyacınız olup olmadığını gösteriyor. Oval kısmında mesela A lisansa kadar yükselmiş ve zaten standart lisans yükselme sistemini tamamladınız şeklinde bir bilgi var. Ama Road da B lisansa yükseltme için hazır değilsiniz diyor. Safety ratinginiz 3.0'ın üzerinde diyor. Aslında safety ratingi uygun ama demek ki you need 3 more races for yani diyor ki 3 tane daha B lisansla yarış yapmanız lazım veya 4 tane time trial yapmanız lazım kendi lisansınızda veya altında. Evet lisansınız yükseldikçe hangi yarış serisinde yarışmalıyım sorusunun cevabı için aslında yeşil renkli ve yukarı okla bakan NPR yazısını gördüğünüz bir seriyle rahatlıkla yarışabilirsiniz ki böylelikle lisans yükseltmek için gereksinimleri tamamlayabilirsiniz veya liste modunda da yeşil ok butonunu görürseniz eğer bu da aynı şekilde katılırsanız gereksinimleri tamamlamanızı uygun olan bir yarış serisi olduğu anlamına geliyor. Tabii ki sadece NPR tamamlamanız yetmiyor. Safety ratinginizi de gerekli seviyeye yükseltmeniz gerekiyor. Bir önceki videoda anlattıkları gibi. How to time trials. Yarış yapmadan, yani NPR tamamlamak istiyorsanız Time Trial'da yaparak e, Safety'nizi tamamlayabilirsiniz. Hem Safety Rating açısından hem de e, bir kazaya kurban gitmemek gibi bir e, riski göze almadan rahatlıkla Time Trial'a gidebiliyorsunuz. Evet, Time Trial'da başarılı bir sonuç almak için 10 tane temiz tur atmanız gereklidir, diyor ve 30 dakikalık bir süreniz var. Tabii bu bu pistte ve şu anda seçili olan araba kombinasyonu için geçerli bir bilgi. Pistten piste, arabadan arabaya, disiplinden disipline bu gereksinimler değişiyor. Lap timing black box'a da aynı şekilde burada kaç tane tur atmanız gerektiği ve attığınız en iyi tur dereceleri de burada yazıyor olacak. Time Trial'da yapacağınız Safety Rating'lerde 0.35'i değerlendirilecek. Safety Rating'i yükseltmek için sadece Time Trial yapmanız yetmeyecektir. O yüzden birkaç tane de yarışa girmeye hazırlıklı olun diye şimdiden uyarmışlar. Evet, Time atak kısmına geldik burada da. Evet, tek başına bir piste giden araba ve atabildiği kadar en hızlı turları atmaya çalışıyor. Tüm iRacing üyeleri arasında bir kapışma sağlamaya çalışıyorlar sahip olduğumuz resmi yarışlar arasından sadece belli başlı araba klasları ile gerçekleştirilir diye belirtmişler. Her sezon değişiyormuş anladığım kadarıyla. Sadece belli başlı pistleri seçeceğiz. Ve seçtiğimiz 12 tane pist üzerinde her sezon kıyasıya mücadele edecek pilotlar en hızlı turu atmak için. İstediğiniz pistte istediğiniz sürece hızlı tur atabilirsiniz. Bütün turlarınızın datasını tutacağız ama en hızlı turlarınız e, sayılacak. Daha doğrusu en hızlı turunuz geçerli olacak. Evet yeni kullanıcı arayüzünde tanıttıkları bir video. Bu videolar iki sene önce hazırlanmış ve araya bir de bunu sıkıştırmışlar sanırım. Her pistteki en hızlı turlarınızı ekleyeceğiz üst üste diyor ve ortalama bir sonuç çıkartacağız. Bu toplam zaman sizin genel sıralamadaki yerinizi belirleyecektir diyor. Yani bir pistte belki dünyanın en hızlı turunu attınız ama diğer 3 pistte ortalama bir tur attınız. O zaman bu listenin en başında yer almaya hak kazanamıyorsunuz gibi bir sistem çıkıyor ortaya. Katıldığınız Time Attack yarışları sayesinde böyle bir level kazanıyorsunuz. Time Attack level diye bir ayrı level sistemi getirmişler. Lisans zorunluluğu yok. Herkes yarışmakta Serbesttir. Ne zaman isterseniz yarışabilirsiniz. Herhangi bir sezonun pistine istediğiniz zaman atlayabilirsiniz. Tamamen kendi takviminize kalmış. Safety rating ve air rating hiçbir şekilde etkilenmeyecektir. Ortam, pistin kirlilik seviyesi ve hava her zaman da stabil kalacak. Herkese eşit olacak. Dolayısıyla pistin yol tutuşu, rüzgar vesaire gibi dış etkenler herkes için eşit olacak hangi gün hangi saatte girerseniz girin herkesle eşit şartlar altında istediğiniz zaman istediğiniz pistte en hızlı tur atmak için kapışabileceğiniz bir ortam hazırlamışlar Time Attack'te. Evet kapışmak için yeni bir yol diye bir sloganla da videoyu bitirmişler. Evet bir sonraki auto videosuna bakalım. İlk yarışınıza çıkarken Neler yapmanız gerektiği ile ilgili biraz bilgiler vereceğim. Evet bazı yarış serilerinin spesifik e, yarış saatleri olur. Mesela Mazda için her zaman her saatin başında yarış olur. Tabi web sitesi üzerinden anlatıyor ama yarış saati gelmeden yarışı kayıt olmanız gerekiyor, register yapmanız gerekiyor yarış seansı başladığı zaman otomatik olarak size loading ekranı geliyor ve herkes katılana kadar kısa bir practice seansı oluyor. 2 dakika ile 3 dakika civarı. Bu praktisi bazen warm up olarak da geçiyor bu arada. Tamamen dünya çapında bir e, servis olduğu için ve dünyanın farklı yerlerinde farklı internet bağlantılarına sahip insanlar olduğundan dolayı bilgisayarların donanımları da Hız anlamında da farklı olabileceğinden dolayı odaya yüklenme sürelerini e, hesap ederek 2 dakika 3 dakika civarı bir boş practice anı bırakmışlar. Bazen tur atmaya bile yetmiyor açıkçası. Zaten antrenman yapmak için değil bu practice seansı. Sadece bütün pilotların sıralama turları başlamadan önce simülasyonunu yüklemiş ve piste gelmiş olmasını sağlamak için tanınmış bir fırsat diyebiliriz. Otomatik olarak zaten antrenman turu bittiğinde sıralama seansı otomatik olarak kendiliğinden başlayacaktır. Sıralamada e, atacağınız en hızlı tura göre gridde başlayacağınız yer belirleniyor. Eğer sıralama turu atmazsanız gridin en arkasına başlarsınız. Sıralama turu bittiğinde yarış seansı başladığında az önce gösterdiği gibi en üstte yeşil grid tuşu ve geri sayım ile birlikte beliriyor. Grid tuşuna bastığınız zaman da arabanız böyle grid'e oturup bekliyor. Standing start'larda yeşil ışığın yanmasını bekleyin. Rolling start'larda da, hareketli start'larda da size zaten hangi arabayı takip etmeniz gerektiğini söylüyor. Hiçbir şekilde pace car içeriye girmeden geçme hakkınız yok. Ve yeşil ışık yanmadan da kimseyi geçme hakkınız yok bu arada yeşil ışık yandığı andan itibaren de yarıştasınız demek oluyor. İlk yarışınızda podyum almak gerçekten de kolay bir görev değildir diyor. Burası oldukça kompetitif bir e, sanal spor ortamı. Rank olarak yükselmekte biraz çalışmak ve antrenman yapmak gerektirir diyor. E, bizim basit antrenman serilerimizi de görün onlara bir göz gezdirin. Bizlerle birlikte daha başarılı bir yarış kariyeri elde edebilirsiniz diye iRacing kendi eğitim serisini koymuş Evet sonrasında genel olarak yazılımı indirmek, sonra lisans klaslarda yükselmek, seriler ve seansları öğrenmek, ilk yarışınız, customization ve Finger iRacing kariyer, kariyerinize başlamak şeklinde. Bu videoyu da bitirdik. Sanırım how to kısmını hallettik. Bu zamana kadar hiç bahsetmediğim bir konu. Aslında bunu atladığımı biliyordum. Hazır yeri gelmişken bir de bundan bahsedelim. Arkadaşlar iRacing'de iRacing doları kazanmak gibi bir ihtimaliniz, şansınız her zaman, her sezon mevcut. Şimdi bu sistemi anlatacağız burada. Her sezonda sizin maksimum 10 dolar kazanmanıza izin veriyor Air Racing. Bu 12-13 haftalık bir süreçte 10 dolar kazanımı fena değil. Yani arabaların 12, pistlerin 15 dolar olduğunu varsayarsak, üstünü tamamlayıp bir araba almak çok da zor değil. Sadece yarışlara katılım göstererek bu 10 doları toparlayabilirsiniz. Evet, burada D ve C lisansında bir sezonda minimum katılım gereksinimi 12 haftalık sezon içerisinde 8 haftada birer kere en azından katılmış olmanız gerekiyor. Tabii bunu başarabilmeniz için D lisansta bütün sezonun ücretsiz pistler içeriği olması lazım. Burada bir matematik var tabii ki. D lisansta tamamı ücretsiz pistlerden oluşan seri yok. C lisansa da aynı şekilde. Dolayısıyla bu 12 haftadan öyle bir yarış serisi seçmelisiniz ki orada satın alacağınız pistlerden en azından 3'te 2'si sezon sonunda size iRaising kredisi olarak geri dönsün. C lisansla da aynı şekilde 4'er dolar kazanıyorsunuz. Yani örnek veriyorum 3 tane D lisans veya 3 tane C lisans yarışına girerek normalde 12 dolar alacağınızı düşünebilirsiniz. Ama sezon sonunda maalesef iRaising size sadece 10 dolarını verecek. B lisans ve A lisans yarışlarında da 7 dolar kazanıyorsunuz sezonda. Yine 12 haftalık seride sadece 8 tane yarışta birer kere yarışmış olmanız yeterli. Bu temelde de A lisans veya B lisansa yükselmiş bir pilot bir tane B veya A lisans serisini en az 8 yarışına katılarak bir tane de D veya C lisans serisinin 8 hafta boyunca yarışına birer kere en azından katılarak 11 dolar gibi bir total kazanım oluyor. Bu 11 doların 10 dolarını size sezon sonunda 12 haftanın sonunda iRacing kredisi olarak hesabınıza yatırıyor. Bu da bir sonraki sezona başlarken alım yaparken indirim kazanmışsınız gibi güzel bir fırsat sunmuş oluyor. Kazandığınız kredileri araba almak, pis satın almak veya post session açmak gibi iRacing içerisinde kullanabiliyorsunuz. Kazandığınız iRacing kredilerini hiçbir şekilde nakde dönüştüremiyorsunuz. Başka bir iRacing sahibi e, üyeye aktaramıyorsunuz, satamıyorsunuz. Ana ekranda Race Participation Kredit Program tuşuna basarak Öğrenebilirsiniz veya e, profilinize gelerek e, lisans kısmına geldiğinizde tam burada Race Participation Credit Program kısmında size burada D'den C'ye geçiş serilerinde şu anda biz 8 haftadan sadece bir tane yarışa girmişiz. O da iRacing GR Cup Fixed serisi. Evet iRacing ile ilgili hem de iRacing'in hazırlamış olduğu bilgilendirici videoları da inceledik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. We'll be right <laughs> back.